Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agro Eleme kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Agro Eleme kariyerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazırlık turnuvasında bildiğiniz üzere yarı finale kadar çıkmıştık arkadaşlar. Bu bölümle birlikte Allah nasip ederse önce yarı finali, sonra da finali oynayacağız. Daha sonra da ligin ilk maçını oynayacağız mı oynamayacağız mı ona bakarız. Şimdi bir önceki bölümden hatırlayacağınız üzere ben bir oyuncuya kafayı takmıştım arkadaşlar. O oyuncu da bu. Yani Piaketa mıdır? Plaketa mıdır, nasıl okunduğunu bir türlü bilememiştim. Google Translate'den bu adamın ismini dinlediğim zaman Przemysław Płacheta böyle bir şey çıkıyor. Ya ben bunu nasıl söyleyeyim lan? Przemysław'ı boşverin de arkadaşlar, biz Płacheta diyelim, kurtulalım şu işten. Yine tekrar hatırlayacağınız üzere arkadaşlar, bir önceki bölümde demiştim ki bize mutlaka bir kaleci lazım. Kaleci deyince aklımıza ne geliyor artık? Buffon geliyor değil mi? Hemen Buffon almaya çalışalım. Yeni transferimiz Buffon'u hemen ilk 11'e monte ettik. Şimdi bize acilen bir sağ bek lazım arkadaşlar. Çünkü sağ bekimiz sakatlandı. Sağ beki Gattuso'yu transfer ettik arkadaşlar. Şimdilik kadromuz idare eder. Yanlış bilmiyorsam yaklaşık olarak bir 18 milyon daha transfer bütçemiz var. Bu paraya ama şimdilik dokunmayacağım çünkü en azından devre arasına kadar bu kadroyla idare etmek istiyorum. Daha sonra da gerekirse devre arasında transferler yaparak kadromuzu daha da güçlendirmeyi umuyoruz. Aslında sağ beki bir tane de yedek alsak çok güzel olacak. Ama bütün parayı da sağ beke harcamak istemiyorum. Aarons 3 ay sakat olduğu için onun transfer listesine koyacağım arkadaşlar. Kim alır bilmiyorum ama şansımızı deneyeceğiz. Rezervdeki bazı oyuncuları transfer listesine koyacağım. Buna Aarons da dahil arkadaşlar. Öncelikle seni transfer listesine koyalım. Daha sonra da bu arkadaşı transfer listesine koyalım. Bu arkadaş kiralık listesindeymiş. Bunu buradan çıkaralım. Direkt transfer listesine ekleyelim. Ve son olarak da Max Aarons var arkadaşlar. Normalde satmak istemiyorum. Ama satmak galiba şimdilik en iyi çözüm. Çünkü paraya da ihtiyacımız var. O yüzden şansımızı deneyeceğiz. İki yeni transferimizle bir sonraki karşılaşmamıza çıkalım arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman yorgun oyuncularımız var. Yarı final mücadelesine çıkmadan önce burada birkaç değişiklik yapmam lazım. Kadromuz gerçekten rotasyon açısından çok kötü. Belki ilerleyen dakikalarda Martin'e sağ kanatta şans verebiliriz. Bilmiyorum ne yapabilir ama bu arada stoper konusunda hiçbir şekilde alternatifimiz yok. Bir tek Henry var. Onun dışında da başka hiçbir stoperimiz yok yani, Timman ve Gibson dışında. Gerçekten zor bir durumdayız ama inşallah karşılaşmadan galibiyetle ayrılırız. Hadi bakalım arkadaşlar, yarı final mücadelesinde çıkalım. Buradan alacağımız galibiyetle birlikte finalde de galibiyete uzanıp şampiyonluğa ulaşalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hazırlık turnuvasında yarı final mücadelesine başlıyoruz arkadaşlar. Agrolemo FC Freiburg karşılaşması başlamak üzere. Şu televizyonun sesini kısayım, biraz beni rahatsız ediyor çünkü. Of, çok güzel ya. Çok güzel görüntü yok muydu arkadaşlar? İşte kalecimiz Buffon. Bu formayı ilk defa terletecek Buffon. Karşılaşmaya Pukin'in vuruşuyla başlıyoruz. Başarılar Agrolemo. Stipaman. Hadi sol kanada çok güzel bir pas. Hernandez uçtu gidiyor. Ortayı deneyeceğim. Orta kimse yok ama şut gelir mi lan, Allah'ım yarabbim. Maalesef olmadı. Güzel bir ver kaç. Maalesef olmadı ya. Abi çok güzel pozisyona girdik orada. Maalesef golle sonuçlandıramadık. Lan oğlum, kocaman yer var. Kalecinin üzerine niye vuruyorsun ya? Yakın direğe orta. Bir kafa, haydi bir kafa ve topalarda, yemin ederim top dışarıya çıktı sandım. Gattuso ilk maçında ağları sarsmayı biliyor. 1-0 öndeyiz yarı finalde. İşte burada harika orta, müthiş bir kafa. Tam köşeye, kaleci uzanmasına rağmen yetişemiyor. Bir de yakın açıdan izleyelim. Gerçekten çok güzel bir gol. Aldık topu, aldık. Vur ona. Ya abi neden ya? Köşeyi vurmaya çalışıyorum ben burada. Neden kalecinin üzerine vurup duruyor ya? Abi kocaman kale lan, kocaman kale. Ortada kaleci var. Kalecinin üzerine vurma ya. Ne kadar daha köşeyi vurması için ne kadar şey yapmam lazım ya? Neyse, sakinleşelim. Aynı taktikle bir gol daha bulmaya çalışacağız. Bir orta daha, haydi bir kafa daha. Maalesef bu sefer olmadı. Ve ilk yarı sona eriyor arkadaşlar. İlk yarı sonucu Agrolemo 1, Freiburg 0. Umarım bu skoru maç sonuna kadar koruyabiliriz. Şimdi Stipaman. Haydi Stipaman.
direkten döndüğü bir kafa topalarda Puki 2-0. Çok güzel bir gol oldu gerçekten. Yani ayarlasam bu kadar yapamam ya. Gerçekten yapamam. 2-0 öndeyiz. İşte Stiefman harika şutunu çekti ama top direkten geri döndü. Daha sonra da Puki fırsatçı golcü kafayı koydu, topu ağlara göndermeyi bildi. 2-0 öndeyiz. Hızlı oynamıyorum arkadaşlar. Yavaş, sakin sakin oynamaya çalışıyorum. Oyunu kura kura ve sanırım böyle daha etkili geliyoruz. Ben biraz aceleci bir insan olduğum için bu konuda kendimi hani nasıl desem törpülemem lazım yani. Her şey sabırla abicim, her şey sabırla. Nasıl ki 1000 aboneye bir türlü ulaşamadık, 700'lerdeyiz sürekli, hatta aşağılara doğru iniyoruz derken golü yedik. Neyse, demek ki konsantre olmak lazımmış. Neyse arkadaşlar ya, abone sayısı düşüyor ya, benim biraz moralim bozuluyor da onu söylerken burada gol yedik. Her şey sabırla, her şey sabırla. Şimdi Buendia'nın önüne oynadım. Buendia'da da kondisyon yok maalesef. Yok abi ya, Buendia ile maç bitmez. Onun yerine varsın, kendi yerinde oynamayan birisini koyalım ama bize faydası olsun. 3 oyuncu birden değiştirdik. Umarım bir işe yarar arkadaşlar. Freiburg maalesef beraberliği yakaladı. Sakin olmamız lazım. Zor bir maç oluyor. Kolay maç olmayacağı zaten belliydi. Yani gerçekten 2-0'dan maçı verirsek bir ayrı üzülürüm ya. Bir ayrı üzülürüm. Şimdi Puki'nin önüne. Puki geri oyna, Puki. Pasını oyna. Offside olmasın. Hoca faul. Penaltı. Penaltıyı kazanıyoruz. Faul çünkü abi. Faul. İnşallah atabilirim. Aynen. Aynen abi, aynen. Allah'ım kaçmaz inşallah. İnşallah kaçmaz. Ve işte bu. 3-2 öne geçiyoruz. Asker selamımızı çakalım arkadaşlar. 3-2 öndeyiz yarı finalde. Penaltıda bakacak çok fazla bir şey yok. Ama biz yine de bakalım. Çok güzel oluyor bakmasın. Şimdi maçın geri kalan dakikalarında daha da konsantre olalım ve bu karşılaşmayı alıp finale adımızı yazdıralım arkadaşlar. Son düdük gelmeden sevinmeyeceğim. Çünkü bu FIFA'da ne olduğu belli olmuyor gerçekten. Karşılaşma bitmek üzere ve karşılaşma sona eriyor arkadaşlar. Finale adımızı yazdırıyoruz. Bakalım rakibimiz kim olacak? İşte yeni transferimiz Gertruida ve Hernandez. 2-0'dan bir an maçı veriyorduk ama çok şükür ki toparladık. Rakip kaleye toplam 6 şut çekmişiz. 5 tanesi kaleyi bulmuş. Rakip ise sadece 2 şut çekmiş ve ikisi de gol olmuş. Yani üzücü. İlerle diyoruz ve finaldeki rakibimiz kimmiş derken Werder Bremen'miş arkadaşlar. Onu öğrenmiş olduk. Antalya Spor'un intikamını alacağız. Transfer bütçemize 1.6 milyon daha eklendi. Vrancic için bir transfer teklifi geldiydi arkadaşlar. Bunu değerlendirelim en iyisi. Bir görüşme yapalım. Bu oyuncuyu elden çıkarmaya bakalım. Ve oyuncumuz satılıyor arkadaşlar. Transfer bütçemize ek olarak 1.5 milyon euro ekleniyor. Şimdiki transfer bütçemiz ise 22.2 milyon. Final mücadelesine çıkmadan önce kadroda biraz radikal kararlar mı alsam onu düşünüyorum. Puaheta sağ kanatta oynayabilirim acaba? Çünkü bana hızlı oyuncu lazım abi. Bana kondisyonu iyi olan, fitness'i iyi olan sağlam oyuncular lazım, hızlı oyuncular lazım. O yüzden biraz radikal bir karar ama bunu yapmam lazım. Ya da acaba Puaheta'yı sol kanada mı alsam? Hernandez sağda oynasa? Oğlum bu adamı hiçbir türlü memnun edemiyoruz ki. Bana sen buralarda lazımsın. Hernandez'i de şöyle biraz içeriye doğru alalım. Abi biz en iyisi bunların yerlerini değiştirelim. Aynen böyle daha mantıklı oldu. Rupp'la McLean yerlerini de değiştirdik. Bana fit oyuncular lazım abi. O yüzden her ne kadar Timaman'ın kondisyonu biraz daha düşük olsa da Gibson'ı yedek bırakacağım bu maçta. Bunu böyle ben kaydedeyim en iyisi. Bu kupayı almamız lazım abi. Başka yolu yok. Şu formaları bir değiştirelim hemen. Hiç hoşuma gitmedi.
Burayı da beyaz yapalım. Biz hazırız arkadaşlar. Umarım bu maçı da kazanırız. Hazırlık turnuvasını şampiyon tamamlarız. Ve sezona full motivasyonla başlarız. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Ve final mücadelesine başlıyoruz arkadaşlar. Agrolemo veya da Bremen karşılaşması başlamak üzere. Tribünler tıklım tıklım, adeta Covid yok dercesine. İşte talip olduğumuz kupayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Umarız bunu başarırız. Pukki'nin vuruşuyla karşılaşmaya başlıyoruz. Hernandez ileri oynayacak. Oynadı çok güzel. Quintila orta yap. Ah be. İstediğim gibi olmadı. Pukki dedim içeriye doğru girerse güzel bir orta yaparım ama Pukki maalesef içeriye doğru girmedi. Sol kanada oynayacağım. Sok. Ah be, saçma bir top oldu. İstediğim gibi oynayamadım. Ama o top önümde kalsaydı müthiş olurdu gerçekten. McLean ileri oyna. Puaheta haydi oyna. Güzel. Hızlı çık. Haydi Cantwell. Cantwell sen sağ ayaksın. Abi nasıl geldi o rakip ya. Hernandez. Ne kadar kötü vurdu abi ya. Gol diye hazırlanıyordum burada. Adam topu dışarı salladı lan. Sol kanada oynayacağım. Çok güzel bir pas. Hernandez. Umarım erkenden yorulmazsın. Final daha uzun olabilir çünkü. Şimdi bir orta. Kafa gelir mi? Yetişemedik maalesef. Kale boş. Top alırsak sıkıntı olurdu maalesef. Alamadı orada topu. Puaheta pasını oynadı. Cantwell. Pukki'ye oynadı. Hernandez kaçırma. Bunu bari kaçırma lan. Hernandez. Of, yalnız güzel vurmuş. Ben onu görmedim. Kaleci çelmiş bu sefer. Hernandez. Bir türlü topu ağlarla buluşturamadı. Yakın direği orta yapacağım. Haydi lütfen. Maalesef. Etkili geliyor. Werder Bremen çok açık bıraktık. Aman dikkat. Sol kanada oynayabilir miyiz? Oynadık vallahi. Hadi yakalayamadı be. Lan Hernandez. Faydadan fazla zararım var lan. Yalnız biz Puaheta'yı sağ kanada doğru geliştirelim arkadaşlar. Çünkü sol ayak kendisi onun için de en uygunu olur gibi geliyor bana. Of, aman. Gerçekten ucuz atlattık. Oo, hızlı çıkabilir miyiz? Puaheta'nın önüne bırakacağım. Haydi Puaheta. Yerden pas. Şut. Allah sizi kahretmesin ya. Abi gol kaçırma rekoru kırıyoruz ya. Mis gibi pozisyonda abi. Nasıl kaçar o pozisyon ya? Oops. Werder Bremen. Of, acayip etkili geldiler. Tam kaleyi tuttursa beleşe gol atıyorlardı neredeyse. Dediğim gibi arkadaşlar yani az geliyorlar ama öz geliyorlar. Haydi Puaheta'nın önüne çok güzel bir pas. Haydi Puaheta. Şutunu çek ya da pasını oyna. Ulan normalde her zaman pas oynarım. Bu sefer şut çekmek geldi içimden. Gerçi pas oynasaymışız belki isabetli olmayabilirmiş. En azından şansımızı denemiş olduk. Yerden. Cantwell. Topu dışarıya bırak. Hernandez kaleye baktı, şutunu çekti. McLean sen sol ayaksın. Keşke bir foul gelseydi orada. Orta geldi şimdi. Kafa gelmedi maalesef. Etkili geliyor Werder Bremen. Dakika 63. Saçma sapan bir gol yemeyelim de. Sakın. Of. Kaçırdılar abi. Yemin ederim yedik sandım. Biz de hemen birkaç oyuncu mu değiştirsek, ne yapsak? Cantwell ölmüş bitmiş abi. Cantwell'in yerine mesela Lightning'i alalım. Onun dışında Puaheta'yı bir de sol kanatta deneyelim arkadaşlar. Pukki'yi de şöyle biraz sola alalım. Seni de şöyle biraz içeri alalım. Biraz daha böyle idare edelim. Daha sonra Dırmıç oyunu alabiliriz. Ofansif oynayacağız. Başka çare yok. Yani finalin kolay geçmeyeceğini biliyorduk. Ama bu kadar zor geçeceğini de tahmin etmedim. Sen sol ayaksın. Keşke soluma çekebilsem. Pasını oyna bari. Şutunu çek ve topalarda. Ulan füze yolladı adam oradan be. Dakika 84. Öne geçtik finalde.
Aradığımız golü en sonunda bulduk ya. İşte burada Puaheta pasını oynadı. Leitner sert bir şutla topu ağlara gönderdi. Açıkçası bu şutu ondan ben de beklemedim. Top çok hızlı bir şekilde ilerledi. Helal olsun vallahi. Dakika 84, finalde 1-0 öndeyiz. Oh, of. Abi ne kadar yorulduk burada ya. Umarım bu maçı kazanabiliriz arkadaşlar. Taktiğimizi ne zaman ofansif yaptım hemen golü bulduk. Demek ki ofansif oynamak lazımmış. Sol kanada oynayacağım. Hernandez, orta mı yapsan, pasını mı oynasan? Pasını oyna. Leitner baktı kaleye. Leitner'dan bir gol daha gelir mi dedim ama olmadı maalesef. Karşılaşma bitmek üzere. Kupaya çok yakınız ama bir şey söylemek istemiyorum. Umarım son düdük gelir. Gelmedi. Haydi, haydi ne olur. Ne olur, ne olur. Ne olur sakın. Aynen işte böyle abicim. Hazırlık turnuvasının şampiyonu oluyoruz arkadaşlar. Şampiyon Agrolemo. Sezona müthiş bir motivasyonla başlayacağız. Hazırlık turnuvasında şampiyonluğa ulaşıyoruz. Kupayı müzemize götürüyoruz arkadaşlar. İşte kalecimiz Buffon. Henüz ikinci maçında kupayla tanışıyor. Bu adama bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu borcumuz var aslında bir futbol camiası olarak. İşte kupa ellerimizde. Şampiyon Agrolemo. Bir de poz verelim. İşte şampiyon. Kameramı kapattım ki daha güzel gözüksün diye. İşte şampiyon arkadaşlar. Topa sahip olma yüzdemiz çok düşük. %37 ama ona rağmen 9 şut çekmişiz. Ve 5'i kaleyi bulmuş. Sadece 1 gol atabilmişiz. Bu da bizim ayıbımız olsun. İlerle diyelim ve bakalım bizi neler bekliyor. İşte hazırlık turnuvasının şampiyonu arkadaşlar. Şampiyon Agrolemo. Sezona kupayla başlamak çok güzel, çok özel. Leitner gerçekten orada çok güzel bir gol attı. Yani gerçekten o şutu ondan beklemiyordum. Bu arada Tribal için transfer teklifi falan gelmiş. Turnuvadan ödül parası 2.2 milyon daha gelmiş. Çok güzel, çok güzel. Hemen şu teklife bakalım. Bize neyse o zaman bunu bir sonraki bölümde değerlendirelim. Şimdiki transfer bütçemizi görüyorsunuz. 24.39 milyon. Yani artı 5 milyon daha kazanmıştık. Yanlış bilmiyorsam o yüzden transfer bütçemiz de bayağı bir arttı. Alfabetik sıralamaya göre ligde şu an ikinci sıradayız. Ama inşallah sezon sonu şampiyon olacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.